Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisi? Aa, çok güzel bir soru. Vallahi bilemedim hangisiydi. Sizler biliyor musunuz acaba? Latin. Peki Türklerin kullandığı alfabeleri sayar mısınız? Türklerin kullandığı alfabe. Arapça alfabesini kullandılar. Değil mi? Kullandılar mı Arapçayı? Ben vallahi bilmiyorum o kadar detayını ya. Bilemedim. Peki çöl kaplanı olarak bilinen paşa hangi paşa? Çöl kaplanı olarak. Hiçbir bilgim yok tarihle ilgili ya. Vallahi. Peki bize 3 tane gezegen sayabilir misiniz? Tabii Jüpiter, Venüs. Bir tane daha var ya, şimdi geçen videoda izledim, onu söylemek istemiyorum. Dünya. Bu da bir gezegen. Peki Ay bir gezegen midir? Ay bir gezegen değildir. 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 Peki Mustafa Kemal Atatürk'ün son katıldığı kongre hangisidir? Oo evet, çok güzel bir soru. Sivas mı, Amasya mı? Sivas değildi, hayır. Daha geçen gün. Allah bize yani, cezamızı versin. Hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum. Peki çok teşekkür ederiz. İlgi alanınız nedir? Neler yapmaktan hoşlanıyorsunuz? Hayvancılıkla uğraşıyorum ben. Evet. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanların fiyatları hakkında neler düşünüyorsunuz? Şimdi Kurban Bayramı yaklaşıyor. Hisselere göre kurbanlıklar olur. Hisseler 120 lira büyükbaş erkek. Buna göre sınıflandı. İşte 6 kurban 120 liralık, 7 kurban 140 liralık. Sizler ne düşünüyorsunuz fiyatlar hakkında? Yeni açıklanan kurban fiyatları hakkında. Yani şimdi yem fiyatları pahalı. Yem fiyatları pahalı olunca bir de hayat şartları çok pahalı. Hayat şartları pahalı olunca bu da ete aksediyor. Et de pahalı oluyor o yüzden. Ya buna da yapabileceğimiz bir şey yok. Çözümünüz var mı? Çözümümüz öncelikle şey yapılması lazım. Üretim olması lazım. Türkiye'de şu an üretim yok. Üretim durduğu için et fiyatları daha da yükselecek. Peki eski çiftçilik mi, yeni çiftçilik? Eski iyi değildi. Yeni, eskide şu vardı, bereket vardı eskide. Şimdi şu an bereket kalktı. Bereket kalktığı için para miktarı çoğaldı ama ortada bereket yok. Bereket de olmadığı için paraların geldiği gibi gidiyor. Yani nasıl geldiğini, nasıl gittiğini anlayamıyorsun. Peki emeklilere bayram ikramiyesi ne kadar verilmeli Kurban Bayramı? Vallahi az veriliyor Kurban Bayramı'na. En azından kurban fiyatlarının yarısı verilmeli. Ne kadar yani? Mesela bugün hisseler 20 lira, 10 lirası verilmesi lazım. Ki yani en azından bu da ufak başa şeydir. En azından bir ufak başa alır keser. Peki sağ olun. Çok sağ teşekkür ederim. Zor olmasın bari. Peki. Yani kafese çalışıyorum ama tarih coğrafya değil mi? Evet, tarih coğrafya. Tamam, gelsin. Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir? İskitler var. Dur bakayım. Uygurlar. Alfabe. Alfabe bekle. Bak biz 4 tane kullandık aslında. Türkistan. Dur bakayım. Ay! Bak Kiril vardı. Sonra işte Müslüman olduktan sonra işte Karahanlı alfabesi kullandık. Hatta bir şey diyorduk ona ya. Hatırlayamadım şu an. Peki Orhun Abideleri kime aittir? Göktürklere değil, Moğolistan'da olması gerekiyor. Göktürkler birinci Köktürk'le. Hayır dur bakayım. Ay hatırlayamadım. Hükümdarı, bak 3 kişi yapıldı işte, Kültigin, veziri yaptı bir tane, Tonyukuk ve işte ilk çözen falan vardı, Tamsın, Tanrı kelimesini falan çözdü de Moğolistan'da ama birinci Köktürk olması lazım, tam da emin değilim. Peki bize Türklerin kullandığı alfabeleri sayar mısın? Bak, Latin değil tabii, Kiril vardı, sonra Uygur, Karahanlı alfabesi vardı. 4 taneydi, hatırlıyor musun? İsimleri gelmedi, hani şık olsa daha mantıklı olurdu. Sonra Karahanlılar, Uygurlar, Moğol. Tam Latin şeyden sonra hatırlayamadım yani. Başka soru. Peki bize 3 tane gezegen sayabilir misiniz? Jüpiter, Uranüs, başka ne vardı? Neptün, işte Proton muydu? Yok, Proton değildi. Merak veriyor. Hatta şifresi vardı. Merkür ve Venüs, Dünya. Peki Ay bir gezegen midir? Evet. Değil mi? Gezegendir. Peki 8 yıla 80 yıllık iş sığdıran padişah. Yavuz Sultan Selim, 2. Selim. Bu. Sizin en sevdiğiniz padişah. Tabii ki benimki de Yavuz Sultan Selim. Çünkü babasından falan şey alıyor. Hatta 8 yıl yaşıyor. Hatta şeyden ödüyor. Sırtında bir şey çıkıyor çıban ondan. Sonra Mısır seferini falan yapıyor.
mükemmel bir padişah kendisi. Hatta bir şey var, cariye bir kızla da bir şeyi vardı. Belki biliyorsunuzdur. Peki Mustafa Kemal Atatürk kaç kere Cumhurbaşkanı seçilmiş? 4 kere seçildi. 4. döneminde de vefat etti. 4 kere seçildi, evet. Peki son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün katıldığı son kongre hangisi? Şimdi en son Balıkesir, Alaşehir miydi? Öyle bir şeydi. Peki. Sağ olun, teşekkür ederiz. Eski gençlik mi, yeni gençlik mi? Ben gençlik her zaman gençlik ya. Olur mu öyle şey ya? Yani eski gençlik mi daha iyiydi, yeni gençlik mi? Sizin zamanınızda gençlik mi, günümüzdeki gençlik mi? Şimdi bak, çekiyor mu? Evet. Kayıtla. Şimdi benim iki gözümün nuru, bak. Gençliğimiz geleceğimizdir. Gençliğimiz asla değişmez. Bunu eski mi yeni mi kategorize edenler art niyetli insanlardır. Gençlik daima gençliktir. Bizim ne suçumuz var abi? Hayır, sizin değil bak şimdi. Sizin aracınızla ben kime mesaj gönderdiğimi biliyorum. Dolayısıyla şimdi gençliğimiz devamlı, bak devamlı teminatlarımızdır, geleceğimizdir. Gençliğimiz başımızın tacıdır. Hepimiz o aşamaları geçtik. Bizi her zaman kandırmaya çalışırlar. Biz de genç olduk. Biz de ondan sonra yaşlandık. Bizim zamanımızda da bu gibi şeyler vardı. Yeni mi, eski mi, şu mu bu ya, böyle bir şey var mı ya? Gençlerimizi iyi yetiştirmemiz lazım. Efendim ebeveynlerinden, efendim öğretmenlerinden, devlet olarak, anne baba olarak, öğretmenler olarak, topyekun olarak gençlerimizi yetiştirmemiz lazım. Ona göre bak geleceğimizi garantiye almamız lazım. Başkalarının fikirlerine eğer şey yapacak olur, itibar edecek olursak, inanır mısın? Başkaları bizim gençlerimizin geleceğini karartırlar. Peki size göre günümüzdeki televizyon oyuncuları mı, eski televizyon oyuncuları mı? Şimdi bak, işte bak gene şimdi aynı noktaya geliyoruz. Şimdi bizim zamanımızdaki sinemaların mesela imkanları daha değişikti. Daha mesela şeyler vardı, kısıtlı mesela imkanları vardı. Şimdiki ondan sonra şeyler, sinema artistlerinden bahsediyorsunuz değil mi? Bizim demek istediğimiz, siz hangisini seviyorsunuz? Bizim zamanımızdaki biz seviyoruz, şimdikini de şimdiler sevmeleri lazım. Günümüzü de izlediniz, gördünüz. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Şimdi bak, şimdi sen benim yerime geçemezsin, ben senin yerine geçemem. Şimdi sen şimdikini sevmen lazım. Benim gençliğim zamanındaki de benim sevmem lazım ki seviyorduk. Yani onun için yani şey yapmayalım. Sağ olun, iyi günler. Mustafa Kemal Atatürk'ün son katıldığı kongre hangisidir? İlk önce Sivas, sonra Erzurum olması lazım. Kendi adına para bastıran ilk hükümdar kimdir? Osmanlı'da mı? İlk Türk tarihinde. İlk Osmanlı'da değil. Türk tarihinde. Onu tam bilmiyorum ya. Osmanlı tarihi olsa bilebilirim belki de. Peki Türklerin kullandığı alfabeleri sayar mısın? Orhun yazıtları var ilk önce. Sonra herhalde çivi yazısı kullandık mı? Yok, Orhun abi de en eskimiz herhalde Orhun yazıtları. Ondan sonra Osmanlıca, Arapça, Osmanlıca, bir de herhalde şu anki kullandığımız Türkçe. Teşekkür ederiz. Son TÜİK verilerine göre koyun sayısı en fazla olan ilimiz hangisidir? Trabzon. Bunları soruyorum. Yayınlayalım. Konya. Neden? Şey, yüz ölçümü fazla olduğu için. Orada daha mı çok koyun yedir? Bence öyledir. Peki, Anzerbal nerenindir? Trabzon. Ya Ardahan mıydı? Karadeniz tarafı da. Evet, Karadeniz tarafında. Evet. Rize ya da Trabzon, evet. Rize'ydi. Rize, evet. Peki, Türklerin kullandığı ilk alfabe hangisidir? Orhun. Peki, bize Türklerin kullandığı alfabeleri sayar mısın? Biliyordum ama hatırlayamadım. Evet. Biliyorum. Peki Kayseri koyun sıralamasında sizce kaç? Koyun. 5. ve de 6. Peki çok sağ olun, teşekkür ederim.